annesi bin bir tür nihal. Ve tek tek ip annesi bin bir tür nihal. Yakışmazsın ellere sen benim emsalımsın. Yakışmazsın ellere sen benim emsalımsın. Aha deliği yakışık bir baliler karış. Meraktan eliyorum o da bana aşık. Aha deliği yakışık bir baliler karış. Meraktan eliyorum o da bana aşık mı? Ateşin sardı beni nasıl söndüreceğim? Ateşin sardı beni nasıl söndüreceğim? Aha deliye yakışık bir baliler karış. Meraktan eliyorum o da bana aşık. Aha deliye yakışık bir baliler karış. Meraktan eliyorum o da bana aşık. Aha. Hasretinden çektim bir selamı gönder canım söylen. Nedir zalim hasretinden çektim bir selamı gönder canım söylen. Gelip de gör bana neler ettin. Gözüm yaşım sevil ettin seneyle. Gözüm yaşım sevil ettin seneyle. Gözüm yaşın
sebil ettin sele. Hasretin yetti canıma, ayrılık ölümden de zor. Arada bir selam yolla, halımı hatırımı sor. Hasretin yetti canıma. Sevgili seyirciler, Türk TV ekranından canlı olarak yayınlanan programımızda ben Erdem Gençtürk ve sanatçı konuğum Yankır'la sizlerle olan muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Mutluyuz çünkü Yankır'dan güzel bir klip var biraz sonra sırada. Onu seyredeceğiz. Yankır'dan güzel bir eser stüdyomuzda dinleyeceğiz. Yani dop doluyuz efendim. Şimdi ben bu arada şunu da hemen söylemek istiyorum. Sanatçılar albümlerini yapıyorlar. Hani az önce konuştuk da ondan aklıma geldi. Bu albümlerin içinde çok güzel olanlar var. Hı hı. Bir defalık olarak dinleyip rafa kaldırıp bir daha dinlemeyeceklerimiz var. Dinledikçe dinleyesimiz gelen albümler var. Hiçbir zaman onu yüreğimizin angı köşesine yerleşti. Öyle diyelim. Yüreğimizin angı köşesinde çok ayrı bir yer olan albümler var. Ama kimisi iyi, kimisi kötü. Kimisi hatalarla dolu. Ama neticede albümler çıkıyor. Bir hareketlilik var bu ortamda. Ben de hemen şunu söylemek istiyorum. Bizleri seyreden seyircilerimiz arasında sanatla ilgilenenler vardır. Böyle bir düşünce içerisinde olanlar vardır. Yaptıkları işle ilgili olanlar vardır. Yani herkesin kendine göre bir çalışması oluyor bu hayatta. Ama sevgili seyirciler, unutmayınız ki yanlışlık yaparak geçirilmeyen bir yaşam, hiçbir şey yapmadan geçirilmiş bir yaşam gibidir. Ve hayatta her zaman yapılan yanlışlar, bazı eksiklikler, bazı hatalar ileriye dönük kazanacağımız doğrularla, mutluluklarla doğru orantılıdır. Onun için hatalarınızdan, yanlışlarınızdan hiçbir zaman korkmayın. Onlardan ders alın, bilin ki ileride onlarla doğru orantılı olarak mutluluğu ve doğruyu bulacaksınız. Yani yanlışlık yapmaktan kimse korkmasın diyoruz. Bu da aklıma geldi. Seninle de sohbetlerimiz oluyor her zaman. Efendim şimdi biz bu sözü söyledik. Yankır'a şimdi bunu soracağım doğal olarak. Sen bu piyasadaki albümlerle ilgili ne düşünüyorsun? Yeni yeni isimler çıkıyor. Kimini seviyorsun, kimi sevmiyorsun. Kimisi evet. Yanlışlarla dolu, nota yok, şu yok, bu yok ama çıkıyor. Senin düşüncen nedir? Onu öğrenelim. Şimdi burada beğendiğimiz bir şeyi benimseyebiliyorsak, orada beğenme hakkımızı kullanıp onu satın alabiliyorsak veyahut da televizyona çıktığında o şarkıyı okuyan sanatçı çıktığında beğendiğimiz bir şey varsa izleyebiliyorsak. Yani burada ne yapmış oluyoruz? Beğenme hakkımızı kullanmış oluyoruz. Evet. Ben derim ki, ben öyle yapıyorum sonuçta. Beğenmeme hakkınızı kullanın. Beğenmeme hakkınız. Evet, beğenmeme hakkınızı kullanın. Bu kötü mü? Bu iyi değil mi sizce? Kapatın. Geçin öbür kanala. Hiç affetmeyin. Duyduğunuz yerde kapatın sesini. Protesto biçiminiz bu olmalı bence. Ben ne yapıyorum? Koyuyorum bir yeni çıkmış bir şey. Bana gelen, dinlemem gereken bir şey var. Dinliyorum. Bir defa dinliyorum. Baştan sona dinliyorum. Müzikal anlamda da bir sorun duyuyorsam, kulağımı rahatsız eden bir şey varsa ben o albümü bir daha o CD çalarıma koymuyorum. İşte az önce söylediğime geldi. Yani bir sefer dinleniyor, ondan sonra ve kaldırılıp koy. Yani şimdi yok bir daha, ortada yok. Burada bazı insanların içinde kalan uhdedir bu. Yapabilir. Ama ne olur onun yanındakiler, bilinçli olanlar varsa uyarsınlar. Şimdi benim stüdyoma gelen insanlar var. İnşaat mühendisi, inşaatları var. Bir adam, bir arkadaşımız geliyor. Bunun içinde uhde kalmış. Bir şeyler yapmak istemiş. İnşaat. Tabii inşaat sektöründe çalışan birisi. Çalışmıyor yani, şirketin sahibi değil. Şirketin sahibi, patron. Evet, içinde kalmış. Şimdi besteleri var, ben buna yardımcı oluyorum. Ne yapıyorum? Şarkıyı nasıl söylemesi gerektiği ile ilgili doneler veriyorum. Güzel mi ses? Güzel bir tınısı var. Nereli? Urfa falan? Hayır, İstanbul. İstanbul'da. İstanbul'da. Tatlı Sese Rakip gibi, hani o da inşaat sektöründe. Arabesk veya türkü okumuyor zaten, kendi bestelerini okuyor. Pop tavrı içinde. Pop evladım hop diyor yani. Ve güzel şeyler yazmış. Mesajı olan dizeler var. Doldur boşalt laflar değil.
Senin stüdyonda mı çalışılıyor? Evet, yapıyor yani. İsmini söylemezse şimdi herhalde. Yok, söylerim. İbrahim diye bir arkadaşımız. O da mı İbrahim? Hiç bilmiyordum. Yani İbrahim diye bir arkadaşımız. Dedim, isim evet. de benziyormuş. İsim yani, benziyor ama yani aynı şeyi yani. Yok. Ya, uzak yakın bilgileri yok. Pop tarzı bir şeydi. Pop tarzı yapıyor ve yazdığı şeyler çok güzel. Nasıl yazmış? Yani dolu laf olsun diye yazılmış. Dam üstüne saksan vur beline kazmayı tabii değil mi? Yani. Adam oturmuş, duygusunu koymuş. Yaşadığı bir şeyi yazmış. Ben ona müzikal anlamda işte destek oluyorum. Orada böyle olması lazım. Akış buraya gider gibi düzeltmeler yapabiliyorum. Eğer kötü bir şey yapsaydı, sesi çok kötü olsaydı, ben para kazanma amacıyla bu arkadaşıma çok iyisin demem. Demem. Arkadaşım ne olur başka bir iş yap. Bak sen böyle bir şey yaptın. Kendini dinleyeceksen, ailen içerisinde dinleyeceksen böyle bir şey yapalım sana vereyim. Ailenle git evinde otur dinle. Ailenle ama dinleyelim. Bunu piyasaya çıkar diye bir tehlikede bulunamam. Çabaya girmem. Girmem. Derdim. Böyle olmalı derim. Yani seçicilik, iyi kötüyü doğruyu insanlar yanıltmadan verebilmek. Bu da buradan benim bir çıkarttığım mesaj var sevgili seyirciler. Müstakim olanı yani doğru olanı yankır, fark ediyor. Bu işe oynanır. Bu iş yapar diyor ve bu anlamda senin bu müşfikliğini de gösteriyor. Bu müziğe, sanata verdiğin ilgiyi, alakayı da gösteriyor. Ben sizin stüdyonuzda yapılan bu çalışma ve bu albüm çıktığı zaman da çok bunu da merakla bekliyorum. Bu arkadaşımızı da burada konuk edeceğiz. İnşallah, edeceğiz. İnşallah. Ve ondan da o güzel pop şarkılarını hep birlikte burada onun sohbeti eşliğinde insanlarla paylaşacağız. Bu arada ben az önce bir arayan dinleyicimiz, seyircimiz vardı. Almanya'da, albümü ben, Hanover'den arayan. Evet, albümü şöyle bir tekrar göstermek istiyorum. Görmek istemişti. Ben dedim ki biraz sonra bu albümü size göstereceğim diye. Bu ön kapak gördünüz. Kartonetin ön kısmı. Hı-hı. Bu arka kısım. Ve böyle açtığımız zaman şu şekilde bir albüm. Hatta dedi ki müzik marketlerde bulabilir miyim ben bu albümü diye sormuştu seyircimiz. Bu şekilde aynen görüyorsunuz ve alıyorsunuz albümü. Bay Müzik etiketiyle. Arayan seyircimiz için bunu da cevabı ben söylemiş olduk. Şimdi telefon numaramızı da hatırlatalım yine unutmadan. Tamam. Sonra bize senin canlı yayına katılmak isteyenler için değil mi bunlara? Ne yapıyorlardı? Bunlara? Burada yazıyor. 0212 alan koduyla 556 8870'i arayıp canlı yayına konuk olabilirsiniz. Telefonla bize katılabilirsiniz. Sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Keyif de duyarız. Ama o anda mesaj yoluyla bize ulaşmak isteyip bir mesajınız varsa yollayacağınız sadece TRK küçük bir boşlukla 3370'e yollamanız bize yeterli. Evet, bu kadar basit. Arıyorsunuz ve Yankır'la sohbet ediyorsunuz. Ben de arada kenarda şöyle bir duruyorum. Nereden arıyorsunuz? İsminiz nedir falan filan gibi sorularla eşlik etmeye, katılmaya çalışıyorum sana. Efendim şimdi değişiklik yapacağız. Şimdi sırada Yankır'ın Yürü Bebek isimli güzel bir klibi sırayı alacak. Hemen ardından efendim şöyle baktığımız zaman Demet Akalın varmış. Senin evet, klibinin ardından. Evet. Seven Kız'ın romanını Demet'ten dinleyeceğiz Demet Akalın yorumuyla. Sonrasında ise yine Yankır'ın o güzel yorumuyla, o eşsiz üslubuyla diyelim. Teşekkür ederim. Bizimle bir çalışmasıyla sen hemen direkt yayınımıza başlayacağız. Senin şarkınla gireceğiz. O da hangi şarkıydı? Ürgüp dolaylarından Ürgüp bu sefer İnşallah'a doğru giriyoruz. Şu eser olacak herhalde. Seher'de bir bağa girdimle iki klibin sonrasında Yankır yine yorumuyla burada olacak efendim. Bizden ayrılmayın. Eken fırtına biçer. Sor kendine nereden geldin, yolun nereden geçer. Yürü bebek yürü yürü, dersin dört dağlısın. Aslını sorarlarsa bir sultanlısın. Beden şarkılar giyerdi, demirden bağlı. Yüreğken gerdanında asılı kaldı. Müzik
bebek yürü yürü, dersin dört dağlısın. Aslını sorarlarsa bir sultan mısın? Deden şarkılar giyerdi demirden bağlı, yüreğken gerdanında asılı kaldı. Yürü bebek yürü yürü, dersin dört dağlısın. Aslını sorarlarsa bir sultan mısın? Beden çarıklar giyerdi demirden bağlı, yüreğim gerdanında. Kızı yar eder,
seven kızın romanı şimdi veda zamanı. Şimdi veda zamanı. Şimdi veda zamanı. Sevgili Yankır'ın güzel yorumuyla bu türküyü dinledik. Türküleri dinleyince Türklük duygularımız, milli duygularımız bir ayrı oluyor. O duyguları, o güzellikleri yüreğimizde, benliğimizde ayrı yaşıyoruz. Onun için ne demişler? Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin müziğini dinleyin demişler. İşte biz de ülkemizin müziğini, kültürünü, türkülerini dinliyoruz. Yankır'ın burada olması bizi ayrı mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Ben de payen olarak şunu demek istiyorum ki iyi ki de buradasın. Sağ ol. Çok mutluyum. Olma. Efendim şimdi Yankır'dan dinledik. Yankır'ın albümünü gösterdik. Albüm hep elimizin altında. Bu arada yeni albümü de çıkacak Yankır'ın. Senin bu albümün içinde özellikle mesela... Şöyle de sorayım ben size, daha genel olarak sorayım. Kenan Doğulu'nun babası dedik, Türkiye'nin milli gitaristi, Yurdaer Doğulu'nun davulcusu olarak çalıştı, milli gitaristçi. Onun da olabilir, Kadir İnanır'ın filminde oynadın, Tamer Karadağlı'yla dizide oynadın, albümü çektin. Bütün bunların içinde böyle bu çalışmalar esnasında hatırladıkça güldüğün,
Sen de unutulmaz bir yer eden anın oldu mu? Hepsini genel anlamda soruyorum ki bir tane çıksın içinde. Ya mutlaka çok var. Bu insanlarla yaşarken birçok şeye şahit olunuyor. Birçok olaylar birlikte devam ediyor ama... albüm deyince aklıma gelen bir şey oldu. Bir aksilikler yaşadık biz bu albümü. Bunda? Evet, bu albümü hazırladığımız dönemde. Peş peşe tabii olumsuzluklar varken ben hala polyanacılık oynadım. Hayırlısı Allah'tan dedim. Albüm bitti, çalmalar bitti. Sıra geldi miksaja. Yani sonra ses dengeleri yapılacak. Evet. Albüm baskıya hazırlanacak. Bu arada Tom Meister arkadaşımızın apandisti patladı. İşte son anda bir terslik olabiliyor maalesef. Şimdi o kayıtlar yapan insan o. O olacak ki miksaj yapılsın. Biz arkadaşımızın apandist ameliyatından çıkıp kendine gelecek süreye kadar bir zamanı öyle bir bekledik ki. Sancılı bir bekleyişti benim için tabii. Ona da çok geçmiş olsun diyorum Volkan kardeşime. Şu anda iyidir herhalde. Diyor, herhalde canım, geçti. Aradan bu zaman geçti. Sağlığındadır umarım. Ki buradan da yad etmiş oldum. Selamımı iletirim kendisine. Bu benim albümle ilgili olumsuz bir anıydı. Unutamayacağım bir şeydi tabii. Evet. Ama güzellikler de bunun beraberinde gelen şeyler var. Beraberinde güzel şeyler de geldi. Ben bu albümü bitirdikten sonra yaptım piyasaya çıkması yakın. Cem abiyle, rahmetli Cem Karaca'yla oturduk albümü dinledik. Şöyle bir baktı. Ah be dedi. İşte böyle olmalı dedi. Ah be dedi, işte böyle olmalı. Aynen öyle. Aynen dedi. Yani. Bravo dedi, teşekkür ettim. Albümü aldı, dinledi. Ertesi gün beni aradı. Hataların olduğunu bana söyledi. Dedi ki burada dedi vurguların yanlış olmuş dedi. Rahmetli Cem Karaca. Dedim abi nerede? Bana gel de söyleyeyim dedi. Atladım gittim. Boynuma bir sarıldı. Ben senin dedi davulculuğunu biliyorum dedi. Bu kadar güzel şarkı söylediğini bilmiyordum dedi. Abi dedim hata nerede dedim. Hata dedi benden el almadın dedi. Bana haber vermeden yaptın dedi. Boynuz kulağa geçer demişler. Hatan dedi bu. Bana niye söylemiyorsun dedi. Biz hani kardeş gibiydik dedi. Özürler diledim. Nur içinde yatsın. Çok saygı duyduğum, olsun. Çok saygı duyduğum, hürmet ettiğim bir insan. Ve onun söyledikleri hala kulağımda var. O ve Barış abinin de aynı şekilde çok güzel şeyler söylemişti. Yıllar önce işte Barış abiyle turnedeyiz. Anadolu turnesindeyiz. Sanırım sene 79 yanlış hatırlamıyorsam. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Bir gün Barış abiye bir soru sordum. Otobüste gidiyoruz, şehir şehir dolaşıyoruz. Beraber oturuyoruz bir arada. Turne herhalde. Turne, Anadolu turnesi. Aklıma geldi işte. Senin aklına geldiği gibi ben de öyle Barış abiye sorayım istedim. Dedim ya Barış abi, sen dedim yurt dışında yaşıyorsun. Yurt dışında yaşıyorsun. Evet, Belçika'da sık sık gidip geliyordu. Türkiye'ye geldin. Ünlü olmak istiyorsun. Bir şeyler yapıp ünlü olmak istiyorsun, adını duyurmak istiyorsun dedim. Ama bir de baktın ki dedim, uzun saçlı, kaftan giyen, takıları bol olan... Bir Barış Manço var dedim. Bu varken sen dedim. Yer bulabilir misin dedim bu dilimin içinde dedim. Kendine mi söylüyorsun? Kendisine soruyorum. Barış Manço'ya soruyorum. Soruyorsun. Sen Barış Manço var bir tane dedim burada. Sen geldin. Baktın ki sen Barış Manço değilsin. Barış Manço var. Uzun saçlı, ellerini kullanan, ne bileyim vücut dilini kullanan, takıları seven. İdol olmuş artık. Var kendi biri. Alanında. Sen dedim ünlü olabilir misin dedim. Olurum dedi. Ne yaparsın dedim. Şöyle yaptı bana. Böyle uzun saçlı, sempatik bir adam var değil mi dedi, evet. Dazlak kafalı, silik, nalet, tüküren bir adam olurum dedi. Ne demek abi dedim ya. Bak dedi, sen dedi balığa çıkıyorsun. Varsa iyi balık tutmaya gidiyorsun. Oltanın ucuna dedi, solucan takarsın. Sen solucanı yer misin dedi, yemezsin. Ya gelirse ben tutarsın. Balığı dedi, balığa atarsın, gelen balığı dedi yersin. Ha, ben dedi öyle bir adamı, gıcık bir adamı... Oltanın ucundaki yem gibi görürüm dedi. Takarım buraya dedi. Atarım. İnsanlar beni merak eder. Konserime geldiği zaman yo ben o kötü adam değilim. Ben buyum deyip gerçeği veririm dedi. Yani Barış abiden unutmadan hafızamın bir yerinde hep yer eden. Bu güzel bir anekdot tabii. Yani sen bir anlamda yani sen varsın ama bana acaba bir şey çıkar mı? Bana bir fırsat çıkar mı gibilerinden? Hayır. O zamanlar hiç böyle bir şey de düşünmüyordum. Ben sadece... Tek işim davul çalmaktı. İyi şarkı söyleyen olsun ben davul çalayım derdim. Bir de merak etsinler seni. Ya hayır bu insana çalmak büyük keyif zaten benim için. Gaziantep'te ben ilk müziğe başladığım yıllar Siyah Örümcekler diye bir orkestramız vardı. Zeki Dinçer Orkestrası. Evet. O yıllarda ben İstanbul'a gelmeyi düşündüğümde idolim Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun grubunda çalabilmekti. O zamanlarda Cem Karaca grubuna seçeceği elemanları davulcuyu bilhassa... Yıldır Doğulu Orkestrası'ndan alırdı. Ne hikmetse sık sık böyle denk gelirdi.
Bir bakardım işte var yani bu örneklerde çoktur. Saymakla bitecek gibi değil. Bayağı var. Sanki bir basamak gibi tesadüf bu işte biraz da. Ben Yürder Doğruluk Yasası'na girdim. Aslında benim idealim orada değil. Cem Karaca'nın veya Barış Manço'nun grubunda çalabilmek. O tarz bir müzik yapmaktı. Ama olmadı. Oradan seçilmedim ben. Orada görülüp de bana teklif yapılmadı. Cem Karaca'yla biz bir ortamda tanıştık. Ben ona teklif ettim. Dedim bir gün sana çalacak birine ihtiyacın olursa, yürekten çalacak birine ihtiyacın olursa ben buradayım dedim. Her zaman dedim beni arayabilirsin. Telefonum bu dedim. Verdim. Aynı günün akşamına beni aradı. Ya dedi benimle hiç kimse böyle bir şey konuşmadı dedi. Gelsene biraz konuşalım dedi. Yani kendi imkanını, kendi şansını evet, bir anlamda kendin yaratmışsın. Evet, o şekilde bir birlikteliğimiz başladı ve sıkı bir dostluk oluştu tabii. İşte yani tabiri caizse biz ama suyumuzu bölüp içtik, hani paylaştık. Şarkısında o şarkıyı gibi benim evde yazdı. Suyumu, ekmeğimi böldüm. O şarkıyı benim evde besteledi o. Hatta kendisine değil, Nil Burak için bestelendi o. Cem Karaca bestesi. Tabii. Bak buradan bunu da öğrenmiş, Cem Karaca'nın bestesi. Tabii canım. Ha. Cem Karaca sözlerini orada yazdı. Nil Burak hatta yorumuyla. Hatta Nil Hanım şöyle söyleyeyim. Aldı değişiklikler yaptı üzerinde. Yani esin kaynağı sen oldun ya, bir anlamda. Biz olduk. Evet, tamam, biz yani paylaştık. O dönem Cem'in, Cem abinin şeyi vardı. Sıkıntılı günleriydi ekonomik anlamda. Ben birçok sanatçıya gidip davul çalıyordum. Kazandığım parayı ortaya koyuyordum. Beraber yiyorduk. Paylaşıyorduk yani. Ekmeğimizi bölüp yiyorduk yani. Hakikaten ekmeğimizi bölüp yiyorduk. İşte oradan Nil Burak Hanım da kaset çalışmasına başlayacaktı. İşte o dönem Uğur Dikmen Nürbüla orkestra şefliği yapıyordu ve çalıyordu. Bütün kayıtlarını da o yönetiyordu. Cem abiyle de diyalo olduğu için Uğur Dikmen ona da çaldığından. Böyle böyle bir arayış içindeyiz. Bir şey var mı? Nil'e uyan gibisine evet, bir şey oldu. Cem abi de bunu verdi. Bu ben ekmeğimi böldüm de yedim sözlerini yazmıştı. Mırıldanar. Zaten o bir şiir olarak yazmazdı hiçbir zaman. Peki Yankı'cığım. Bestesi içinde yapardı. Yapardı. Senin Cem Karaca'dan böyle söylemek içinden gelen bir eser var mı bize? Söyle, ufak bir miktar böyle kısa bir bölüm söylesen. Tabii hani ki utana okurum. Sıkala da soruyoruz. Hayır, öncesinden hayır, çünkü böyle bir şey soracağımı da söylemedim kendisine. Böyle hemen aklına eğer gelen. Eğer teknik imkanımız buna böyle bir şey şeyse, yani müzik olmadan. Müzik olmadan. Küçük bir şey tabii yapmaya çok çalışayım. Mutlu oluruz. Tamam tamam. Onu yad etmiş olalım. Evet, saygıyla yad ediyoruz. Mesela o zaman şöyle yapalım. Sen düşünürken sevgili seyirciler, Yankır Cem Karaca'dan çok güzel örnekler verdi. Onun o güzel nasihatlarını bize anımsattı. Ben de diyorum ki Türk milleti gerçekten büyük bir millettir. Tuttuğu eli asla bırakmaz. Verdiği sözden dönmez. İyi günde ve kötü günde dostundan asla ayrılmaz Türk milleti diyoruz. Bu duyguları madem paylaştık, bu sözü de içimden geldiği için söylemek istiyorum. Sen bu arada hatırladın mı? Tabii ki. Hangi ben şarkısını Cem Karaca'nın Nazım söyleyecek. Hikmet'in dizelerinde Cem Karaca'ya özdeş olmuş ve bestesini kendisinin yaptığı çok kısa bir şarkısını Cem Karaca'nın yorumu vardı. Sözler, dizeler Nazım Hikmet'e ait. Çok yorgunum diyeyim ama müzik yok. Her bir sürçülisan eylersem affolarız. Bizi izleyenlerden affet, af diliyorum. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan, çok yorgunum. Beni bekleme kaptan, seyir defterini başkası yazsın, seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın. Beni o limana çıkaramazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın. Beni o limana çıkaramazsın. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Bravo. Teşekkür ederim.
Sevgili seyirciler, Yankır çok güzel söyledi. Şimdi ben bu güzel yorumun ardından iki kliple devam etmek istiyorum. Hemen şöyle bakalım, birlikte istersen anons edelim. Sırada Ali Erkan var. Ali Erkan bir durur, bir yürürsün diyecek. Hemen ardındansa güzel sırayı alacak. Aşk haklarıyla sizlerle. Bir durur, bir yürürsün. Bir durur, bir yürürsün. Bir durur, bir yürürsün. Bir durur, bir yürürsün. Seni ne bugün ne de yarın, söyle ben de bileyim acaba ne du kararım. Tanıyamadım seni.